ki bu İsrail projesidir kardeşim, bilmiyor musun? Sizi bizden ayıracaklar, İsrail'de yamayacaklar. Şimdi Necmettin Erbakan hayattayken bir Refah Partisi toplantısında, ben o zaman merkez karar üyesiydim, Kürdistan ikinci İsrail projesidir diyordu. Ben yerimden fırladım, itiraz ettim. Arkadaşlar oturttular. Niye tepki verdim ki? Kardeşim, ikinci İsrail deyince Kürtlerin zoruna gidiyor. Evet. Niye? Dedim, beşinci İsrail dese, altıncı İsrail dese belki fazla zorumuza gitmez. Bizden evvel Mısır var, Ürdün var. İlk İsrail'i tanıyan İslam ülkesi Türkiye Cumhuriyeti. Konya'da İsrail uçaklarını uçurtan Türkiye Cumhuriyeti'nin tırnak içinde İslamcı hükümetleri. Bu anlaşmalara imza koyan yine tırnak içinde İslamcı hükümetler. Yani dolayısıyla bu Kürtlere yapılan hakaretten vazgeçiyor. Hakarettir diyorsunuz yani. Yani Yahudiler, Yahudi devleti kuracaksınız demiş oluyorlar. Tabii, yani sen kendi benliğini bir başka dine, bir başka millete armağan edeceksin. Orta Doğu'daki 30 küsür milyon, 35 milyona yakın Kürt kalkacak, kendini ajan durumuna düşürecek. Ve bir başka unsurun, başka bir dinin, başka bir milletin piyonu haline gelecek. Çok ayıp bir şey. Bunu ancak kendileri piyon ve ajan olanlar söyleyebilir. Türkiye'de de çok sayıda var.